Merhabalar. Bugün size eski çekmece raylarınızı yenilere de değiştirirken nasıl ölçü almanız gerektiğini ve doğru ürünü seçmek için ne yapmanız gerektiği ile ilgili bilgi vereceğim. Bildiğiniz gibi çekmece rayları sıklıkla bozulabiliyor ve birinin yerine diğeri uymuyor. Bu sebeple aynı çekmece rayını almamız gerekiyor. Fakat ölçüleri, boyları ve enleri çok değişiyor. Bu sebeple doğru ürünü almakta bazen müşterilerimiz sıkıntıya düşebiliyor. Bu sebeple onları tanıtacağım size şimdi. Yani ilk bahsedeceğim ürün beyaz çekmece rayı dediğimiz en eski tip çekmece rayları. Bunlar oldukça eskidir. Çekmecelerde kullanılır. Fakat değiştirmek biraz daha zordur diğerlerinde. Yine beyaz almanız lazım. Bu mesela 45 santim boyunda geliyor. Bu arada bütün çekmece raylarını değiştirmeden önce bir dışarı çıkartmanız gerekiyor. Ondan sonra ölçü almanız gerekiyor. Bunun boyları 25 santim, 30 santim, 35, 40, 45, 50, 55 santim diye gider. Örneğin bu 45 santim boyunu ölçtüğünüz zaman yine 45 santim olanı almanız gerekiyor. Takım halinde satılıyor böyle. Diğer çekmece rayları ise bilyalı çekmece rayları. Bunlar da çeşit ve boy uzunlukları çok daha fazla değişiyor. O yüzden bunlarda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bu bilyalı çekmece rayları çekmecelerin yanlarında olur, beyaz raylar gibi. Onları yine çıkarıp bakmanız gereken şey şudur. Örneğin en çok bozulan tipi bu 17 milim diye geçen çekmece rayıdır. 17 milim olup olmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz? Şöyle eline bakarsınız. Gördüğünüz gibi 17 milim geliyor genişliği. Boyu da bu ürünün mesela 342 milim geliyor. 17 milime 342 milim boyundaki ince bir yıldır ayı almalısınız. Rabatfırsat.com online satış sitesinde zaten boyları ve enlerine göre ayrılmış durumda. Oradan bu şekilde sipariş verebilirsiniz. Bunun da 342, 310, 406 ve 438 olmak üzere 4 boyu vardır. Fakat bazı müşterilerimizin 28 santim gibi geliyor rayları, bu ince bir yıldır rayları iyice az kullanılan bir boy. Orada şuna dikkat edebilirsiniz. Eğer bunlar bu 4 boy dışında bir boy şeyiniz varsa, diyelim arkasında 28 santim var. Arkasında mutlaka 3-4 santim daha pay oluyor. Çünkü birebir yapmıyorlar bu çekmeceleri. Bunun yerine 28'in yerine 31 santim alabilirsiniz. Veya atıyorum 45 santimlik var. Onun yerine 438 alabilirsiniz. Biraz daha kısa durur ama yerine uydurursunuz. Bu ürünün yerine diğerleri uymaz. Çünkü yuvası açıktır. Buna göre alım yapmalısınız. İkinci ray ise bu da tek açılımdır. Bu da 27 milim diye geçer. Bu da 17 milime benzerdi. Bu da piyasada çok bulunmaz. Bakarsınız yine genişliğinize 27 milim geliyor. Ondan sonra da boyuna da bakarsınız aynı şekilde. Bu da mesela 406 geliyor. 27 milime 406 sipariş vermeniz gerekir. Bunun yerine 30 milimler var, 35 milimler var. Uymaz, hani bilginiz olsun, sonra uğraştırır. Yine 27 milim olarak almalısınız. En sonunda bir yalı çekmece rayları var. Bunları da dediğim gibi iki şeyi vardır çeşidi. Bir 35 milim olanı vardır. Bir de 43 milim veya 45 milim diye geçeni vardır. Bunlar genelde birbirlerinin yerine uyar. Çünkü bunlar gibi yuvası açılmaz. Yandaki boşluğa genelde uyar. Ama hani 35 milim varsa yine 35 milim almanız, şu genişliği 35 milim olanı almanız daha iyidir. Bu genişlerde çok fark etmez çünkü zaten o kadar boşluk olur yanlarında. Yine diğerlerindeki gibi boyunu ölçeceksiniz ve bu oyuna göre sipariş vereceksiniz. 45 santim ise 45 santim, 50 santim ise 50 santim vereceksiniz. Dediğim gibi enli ve boy bunun bilyalı raylarda önemli olan şeydir. Eğer çekmecenizde alt taraftan takılan, yani yandan değil de alttan takılan gizli çekmece rayları varsa onun da markası önemlidir. Bunun bir mandalına bakın. Eğer mandalı şu şekilde gri ve kırmızı parçadan oluşuyorsa üstüne zaten yazar Samet diye. Samet markalı üründür. O yüzden yine Samet alacaksınız. Onun da iki çeşidi vardır önce normal açılan çekmeceler için. Bir tek açılım, bir çift açılım. Nasıl fark edeceksiniz? Eğer çekmecenizi çektiğinizde sonuna kadar çıkıyorsa ve içeride hiçbir boşluk kalmıyorsa çift açılımdır. Ya da rayı da çıkartıp bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ray sonuna kadar çıkıyor. Tek açılımda bir parça kalır içinde. Bunu böyle bir şekilde tek açılım veya çift açılım olup olmadığını anlayabilirsiniz. Tek açılım veya çift açılım olup olmadığını anladıktan sonra da ikinci yapacağınız şey, şurada zaten aslında boyu yazar. Küçük bir şekilde bakın, şurada mesela 45 santim diye yazıyor. Fakat bunlar biraz az zor okunan yazılar. O yüzden size en iyisi şeye bakarsınız. Şu şekilde yine boyunu metreyle şu şekilde yapılır. O burada en baştan en sona kadar ölçülür. Gördüğünüz gibi 45 santim. Demek ki 45 santim alacaksınız.
Son olarak bir de basaç rayı olabilir çekmecenizde. Basaç rayı ne demektir? Kulpsuz çekmece ise bastığınızda itiyorsanız bunlara basaç ray denir. Bunların da yine aynı şekilde bu şeydir. Gördüğünüz gibi aynı şekilde ölçülür. Bu 50'lik basaç raydır. Yani gördüğünüz gibi aslında raylarınızın aynısını seçmek çok zor değil. Fakat birkaç bu şekilde bilgiyle rahatlıkla eski raylarınızı yenileriyle değiştirebilirsiniz. Bunların hepsini hırdavatfırsat.com online satış sitesinde en uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Hemen çekmecenizdeki bozan rayları değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi bundan sonraki bir de frenleme mekanizması, eğer beyaz rayınız varsa veya bu teleskopik raylarınız varsa bunlar için kullanılan bir frenleme mekanizması var. Bir sonraki videoda onu görebilirsiniz. O da frenli hale getirebilir çekmecelerinizi. Hani o da aklınızda olsun. İyi günler dilerim.